O gün de bir basın açıklaması gerçekleştirilecekti. Ben de o gün bir gazeteci olarak faaliyetim gereği orada bulundum. O esnada henüz etkinlik başlamadan polis şiddetine maruz kaldım. Orada zaten kameramı henüz ayarlamadan önce polis direkt saçımdan tuttu ve kameram da elimdeydi o esnada. Saçımdan tutarak, darp ederek, yani hem yumruklarla hem de tekmeler atarak yerde sürükleyerek gözaltı aracına kadar götürdü. O esnada gözaltı aracının önünde ters kelepçeyle gözaltı aracına bindirildim. Yani polisin şiddeti yani orada da devam etti. Gözaltı aracında yani ben defalarca kez gazeteci olduğumu belirttim kendilerine. Hiçbir şekilde buna aldırış etmeden dakikalarca gözaltı aracında beni darp ettiler, yumruklar attılar defalarca. Hem boynuma hem sırtımı tekmelediler. Aynı şekilde kalbime de dakikalarca yumrukla vurdular. O esnada hem tehditleri de devam etti. Ardından zaten 5,5 saat boyunca bizi gözaltı aracında beklettiler. Yani avukatlarımıza ulaşmamıza izin vermediler. Polisin tehdidine de maruz kaldım. Hem fiziki şiddetine hem de sözlü şiddetine maruz kaldım. Hani emniyete gittiğimiz esnada sen yani gününü göreceksin, ben sana orada en büyük şiddeti göstereceğim vesaire, buna benzer tabirler kullandı bana karşı. Eylemci misin, gazeteci misin diye sordu bana. Ben de gazeteci olduğumu belirttim onlara. Ama buna rağmen orada bulunan polislere onu bırakmayın, ben ona gününü göstereceğim tabirlerde bulundu. Bu şiddet birkaç dakika devam etti. Yani dışarı çıkıyordu, geliyordu defalarca kez. Aynı şekilde gözaltı aracında beni tekmelerle, yumruklarla darp etti. O esnada ben hani sağlık sorunlarımın olduğunu, zaten boğazımı sıktılar. Sağlık sorunlarımın olduğunu belirttim. Kustum o esnada darp edildikten sonra. Ama buna hiçbir şekilde sen yalan söylüyorsun, inanmıyoruz sana, hasta falan değilsin, kusmuyorsun, yalandan kusma gibi cümleler kullandılar. Emniyete gittiğimizde de orada ifade işlemlerine başladık ve yani polis memurunun yani bana doğru, yani benle ilgili şunu söylemiş, hani orada yani polise mukavemetten dolayı hani kötü, kirli cümleler kullandığımı, sarf ettiği iddiasında bulundu. Ben de bunu kesinlikle kabul etmediğimi, çünkü ben orada işkenceye maruz kaldım ve dakikalarca beni darp ederken benim onlara belirttiğim tek şey gazeteci kimliğim olduğunu belirttim onlara. Emniyette de şiddet devam etti diyebilirim, çünkü hem kötü muameleye maruz kaldım hem de kontrol ettiler. Yani kıyafetlerimi çıkartmaya çalıştılar vesaire. Yani çıplak aramaya maruz kaldım. Polisin şiddeti her geçen gün bu şekilde devam ediyor. Özellikle gazetecilere, yani özgür basına yönelik saldırıları devam ediyor. Bizler gazeteciler olarak, yani özgür basın gazetecileri olarak hakikati sürdürmeye, hakikati haykırma konusunda o direnişi sürdüreceğimizi bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Her bir yerde bu kadar kolay bir şekilde kadın basın emekçilerine böylesi bir şiddet uygulanabiliyorsa ve herkesin görebileceği ortamlarda bu yapılabiliyorsa, aslında cezasızlık politikası nedenleriyle beraber bu almış oldukları cesaretinin nereden kaynaklandığına da bakmak gerekiyor. Bu hale biz baktığımızda aslında bu ülkenin hukuk devleti olmaktan ziyade hukuk devletini aslında kendi ilkelerini yok saydığını da görmekteyiz. Şimdi bir yerde hukuk devleti ilkesi, gerçekten de hukuk sistemi bir yerin eğer maşası haline geldiyse artık biz orada hukuk devletinin olduğunu, yani olduğunun tartışmasını yapmamız gerekiyor. Aslında hukuk devleti olmaktan ziyade polis devleti olma yolunda gittiğinin altını çizmekte fayda görmekteyiz. Biz de yani ÖHD olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Özgür basın susturulamaz. Bizler bulunduğumuz her yerde gazetecilik faaliyetlerimizi yürütmeye, hakikati yazmaya devam edeceğiz.